Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Savaş Özbey'in son köşe yazısı. Sigara yasağı yetmez. İnsanların yoğun oldukları alanlarda mısır kemirmek, simit yemek, efendime söyleyeyim milkshake köpürdetmek, su içmek mazeretiyle maskeyi indirmek de kısıtlanmalı. Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerin bazı sokak, cadde ve alanlarında sigara içmek yasaklandı. Toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği anlaşılıyor. Medyada Sosyal medyada destek demeçleri veriliyor, mesajlar yayınlanıyor. Sigara içen biri olarak ben de sonuna kadar destekliyorum uygulamayı. Ama bekara boşanmak kolay. İşi isterseniz bir de sigara içenden dinleyin. Kararı duyunca önce bir panikledim. Yahu kapalı alanda zaten yasak. Açık alanda da yasaklandı. E şimdi ne olacak, nasıl olacak? Sonra anlaşıldı ki bütün açık alanlar değil. İnsanların yoğun bulunduğu yerlerde yasaklanmış. İlçe ilçe yayınladılar. Bu kez ceza yememek için hemen kendi ilçem Beyoğlu'ndaki yasaklı yerlere baktım. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Kızılay Meydanı, Karaköy Meydanı. Sanıyorum vaka sayılarının seyrine göre bu yerlere yenileri eklenebilecek ya da belki azaltılacak. Ne yapalım canım? Kanun karşısında boynumuz kıldan ince. Düzenlemelere elbette uyacağız. Oralarda bulunduğumuz sürece sigara içmeyi veririz. Çünkü sadece beni ilgilendirmiyor. Başkalarının da sağlığı söz konusu. Zaten sigara içsin ya da içmesin. Aklı Selim herkes sanırım bu konuda hem fikirdir. Ayrıca hem fikir olmayacaksın da ne yapacaksın? İşin sonu para cezası. Hatta hapis. Yalnız şöyle bir mesele var. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı. Mesela bu uygulama konusunda görüşü alınan bir teyzenin çok güzel bir karar, evinin camında içmesi bile yasaklansın diye demecini okudum. Bu pandemi yüzünden hepimizin hayatı iyice zorlaştı zaten. İnsanın gücüne gidiyor. Teyze senin derdin koronanın yayılmasını önlemek mi? Yoksa bu bahaneyle benim hayatımı zindan etmek mi? Şu anki konumuz sigara karşıtlığı değil ki. O ayrı bir mesele. Durunuz. Böyle aşırıya kaçanlara karşı şöyle bir şey önereceğim. Madem mücadele ettiğimiz şey sigara bahanesiyle maskeyi indirmek, o vakit sigara yasağı yetmez. İnsanların yoğun oldukları bu alanlarda mısır kemirmek, simit yemek, Milkshake köbürt etmek, su, meşrubat içmek mazeretiyle maskenin indirilmesi de kısıtlanmalı. Kimse kimsenin hayatını tehlikeye atmasın değil mi? Sigara içsin ya da içmesin, aklı selim herkes sanırım bu konuda da hem fikirdir. Elon Musk'a da biz mi öğreteceğiz? Aynı gün aynı cihazla aynı hemşireye 4 test yaptırmış. İkisinde korona pozitif, ikisinde negatif çıkmış. Mars'a insan götürmeyi hedefleyen çılgın iş insanı bu açıklama açıklamayla ne demek istiyor anlamadım. Birçok kişi de korona yalan teorisine kaptırmış kendini. Oysa anlamak çok kolay. Daha dün bir arkadaşımızın korona olduğunu öğrendik. Önce testler negatif çıkmış ama semptomlar var. Bir tomografi çekmişler. Akciğerler buzlu cam gibi. Testlerin yanılma payı var ama gerçekler bu kadar basit.